bizim üniversitemizde çeşitlilik olarak yani farklı coğrafyadan, Türkiye'mize farklı coğrafyadan, farklı illerinden gelen bir grup var burada. Ve genelde de aktif bir grup var bu grup. Birçok yerde siz de söylüyoruz. Ondan sonra bizim geri gelmemizdeki en büyük yapmak istediğimiz bir tanesi hayvan hastanesinin durumları eksikleri hızlı tamamlamak ve hayvan hastanesi yapmak. Hükümden çok uğraştık. O zaman hocalarınız ikrar ediyor. 7 bin olsa 8 bin hocam diyor. Ya diyorum neredeyse 250 bin 400 metrekareden diyorum 4 bin 5 bin olsa yaptırma. İnşallah bir gün de konuşuldu. Hazırlıklar bu hafta yani önümüzdeki hafta terminatıyla hızlı bir şekilde de bitirmek istiyoruz. İnşallah biter. Buradaki temel şeyimiz ilk günden itibaren de yani laboratuvar eksikliklerimiz varsa tamamlayalım. Ondan sonra çünkü sizlerin bulunmanızın temel amacı bizlerle birliktelik. Yani siz de iyi bir şekilde yetişirseniz biz de geleceğimizi daha güvenle bakabiliriz. Bu yüzden baştan itibaren hep bunu söylüyoruz. Yani öğrencilerimizin laboratuvar altyapısı iyi olsun. Hoca eksiklikleri oluşmasın. Bir de sizden hep sıklıkla istediğimiz hani bir dili öğrenmenizi istiyoruz. Eksiğimiz varsa tamamlayalım. Bir sportif faaliyette bulunmanızı istiyoruz. Bir enstrüman çalmanızı istiyoruz. Bir de sosyal bir sorumluluk projesinde yer almanızı ve bunu belgelendirmenizi. Bir günkü sabahki toplantıda da konuştuk. Ahmet hocamlar çalışıyorlar. Hem diplomanız muhtemelen zaten mavi diploma olayı var ama hem İngilizce ve Türkçe olarak diploma verecek. Muhtemelen bu sene yetişiyor galiba değil mi hocam? Yetişecek. Ve aynı süreçte de ilave olarak da mesela sosyal transkript verilecek. Bu da size değer katacak. Hocalarımızı biz sıkıştırıyoruz. Sizler de sıkıştırın. Ne yaptınız, ne ettiniz deyin. Biliyorsunuz Hatay Üniversitesi'nden sonra Mustafa Kemal Üniversitesi'nde depremi en fazla ağır hisseden ikinci üniversiteyiz kesin. Bir dahi olabilir. İki binamız yıkıldı. Üç binamız orta hasarlı. Eğitim Fakültesi'nin geçici kabulü yapıldı. Bayram sonrası İlahiyat Fakültesi'nin yapılacak. Muhtemelen bayram öncesinde de Mühendislik Fakültesi'nin güçlendirme ihalesi bitecek. Buranın zaten hızlı bir şekilde hafif hasarlı yapılması gerekenler yapıldı. Yani güçlendirme yapmak isterseniz yapılır yani onun için ayrı onda bir şey yok ama hafif hasarlı olduğu için arkadaşlar Bart'ta eğer ciddi güçlendirme yapmak için ne yapalım? Olmayacak için eksikliklerine varsa hızlı bir şekilde tamamlandı. Laboratuvarları eksiğimiz varsa eskiden de devam ediyordu. Yeni bu süreçte de bildiğim kadarıyla bazı laboratuvarlar tamamlandı. En son birkaç tane de komisyonda geçti bildiğim kadarıyla. Yani en azından geçenki bir çaba olsun. Bu seneki GAP oldu. GAP'te de var ondan sonra. Ziraat Fakültesi, Veteriner Hekim Fakültesi bunu fazlasıyla gösteriyor. 5 mi oldu? 6. hocam vardı. Projesi var. Ben bazı isimleri kullanıyorum. Bunu kullanırken kim? Hem hocamızı onar etmek istiyorum ama diğer hocalarımız da kıymetlidir. Mesela Sadık hocamız. Bir yerde de söyledi. Hocamız proje yazmış. Ne güzel. Aynı şekilde bir projede araştırma görevlisinin ya da doktor öğretimlisi gencinin ana projeci cihazı yazıyor. Hocam bu gören bir kişi için kendisini ikiye alma, ikinci proje diye verebiliyordunuz değil mi hocam? Evet hocam. 15 bin. O oldu. Yani 15 bin lira proje var hocam.